öncelikle bir yayı kasacağız. Ama yayı kasmamız çok kısa sürecek. Neden onu söyleyeyim. Çünkü bende yayının her şeyi hazır. Haftalık boss materyali eksik değil mi? O benle alakalı değil ki. O benle alakalı değil. Bu arada yay niye bu kadar güzel duruyor ya renkleri? Diğer karakterlere göre renkleri çok canlı yayının ya. Bak şöyle bakın arkadaşlar. Yaemiko diğer karakterlere göre çok canlı durmuyor mu? Bak size son çıkan böyle güzel karakterleri alayım, tasarımı güzel. Baksana. Bak. Yaya geçince bak harbiden oyun canlanıyor. Yaya daha canlı böyle. Bir de ekranı daha çok dolduruyor, kıyafeti daha böyle şey olduğu için. Bir de boy olarak diğer karakter, diğer Ayaka'dan, işte Ganyu'dan biraz daha uzun. İtemlerini de göstereceğim ama öncelikle bir yayımızı direkt 90 yapalım. Ben de o sırada jelibonumu yiyeyim. 1000 tane şeyimiz vardı. Ha, 1000 tane vardı. Dante'cim niye 950'ye düştü diyorsanız, ben bir tane karaktere kastım. Hangisini kastım? Sucrose'u level atlattım sanırım. Sucrose'a item falan da çıkarttım çünkü. Ya standarttan bir mona çıksın artık istiyorum ya. Bu arada crit rate alıyor, evet. Crit rate güzel. İlk QM'mi talent. Ben E'sini kasacağım çünkü Q'su maalesef çok geç doluyor. Bir level Yaemiko ile Tarutaria kesmiştim. O yüzden E'si çok işlevsel diyebilirim. Şu kitapların boşa gitmesi çok kötü ya. Üzüyor. Ya ben Yae'yi 10-10-10 yapabilirim arkadaşlar. Yani Ultis E'si ile Q'sunu 10 yapacağım. O garanti. Sol tıkını da 10 yapabilirim. Ben size onun garantisini veriyorum. Yae'yi 90 yapacak bütün materyallerim var çok şükür. Ayato ile ilgili bir şey diyemeyeceğim şimdi. Ayato'yu da biliyorsunuz Virgil'i tokatlamışlar, çalmışlar. O yüzden ben onu alabilirim. Yaemiko 90. Hemen şunları alalım. Şunları alalım. Aynen, Skyward Atlas çıkmıştı. Daha yeni çıktı, o yüzden 5 yıldız beklentim yok. Hatta 4 yıldız beklentim bile yok yani. Onu açık net söyleyeyim. Ama Yae bize neler verecek bakalım şimdi. Yae bize hiçbir şey vermedi. Yae kendisi de geç geldi. Nazlı kız. Nazlı yarim, neden elden gidersin şeklinde. Evet. Yaemiko'da şu an nelerimiz var? Yaemiko'muz 90 level. Silah olarak Skyward Atlas var. Tabii ki eline verebileceğim 5 yıl işte Refine 5, Witsit ve Lost Player var. Ama bana en mantıklısı Skyward Atlas geliyor. Eğer ki Free to Play oynuyorsanız en güzel gidecek Witsit, Refine 1'de de Refine 5'te de. Diğer bütün şeylerden çok iyi. Hani %96 elemental damage, işte %120 atak, işte elemental mastery falan filan mükemmel. Artifact olarak da bunlar var. Böyle artifactleri göstereyim. 2 parça gladiator, 2 parça elektrik var. 20 damage, 3 rate. Böyle 8 damage, 22 8 rate, 22 damage, 11 atak. Buradan atak sen takmışım. 19.5 damage var. Elektro damage kapım çok iyi değil. %9 crit rate var. İşte %5.2 enerji charge ve elemental mastery var. Şimdi crit rate'i daha önce söyledim. Kötü bir şey değil. Bu %20 crit damage'e denk geliyor biliyorsunuz. Hani çünkü iki katı oran var. Kafalıkta da bu var. Ben videoda şunu takmışım ama şu da varmış hem de, görmemişim. 31 crit rate, yani 21 crit damage, enerji recharge, elemental mastery bayağı güzel yani. Şey olarak da 75'e 133. Aslında kafalı başka bir şey yapmak isterim ama kafalı eğer ki crit damage yaparsam o zaman yani crit rate'im az kalıyor. Bu biraz şey, belki biraz böyle gezeriz, belki değiştiririz ama mesela crit value olarak düşündüğümüzde bunun crit value'su arkadaşlar 62. Çünkü bunda 62 crit var. Hani 62 crit value, şunun crit value'su 62. Buradan da 20, işte 83 crit value diyebiliriz şuraya. Hani bunun crit value'si ile bunun crit value'su arasında çok büyük fark var. Ama buraya da elektro bir şey takamıyorum. Elektro bir şey takamadığım için de Lost Prayer taksan, bak Lost Prayer takarsam şöyle olur arkadaşlar, hemen takayım sizin için. Lost Prayer takarsam %77, bir saniye, kafalı da şey takmam lazım. Eğer ki şöyle yaparsam, bakın şöyle yaparsam %108'e 133 oldu. Bu çok saçma bir şey oldu. Eğer ki crit damage kafalı takarsam
Bu sefer de çok fazla crit value'den kaybetmiş oluyorum. Çok fazla crit value kaybetmiş oluyorum. Ve şöyle bir şey, Lost Prayer tamam güzel ama Lost Prayer maalesef Skyward Atlas kadar iyi değil. Skyward Atlas hem base atağı yüksek, hem %100 atak veriyor, hem elemental bonus veriyor ve bendeki refine 2. Maalesef crit rate kafalık çıkmadı. O yüzden şimdilik şöyle oynayacağız. Şunu da 6 yapalım. Şimdi arkadaşlar, Yael Miko'nun ultisini upgrade'lemek inanılmaz mantıklı bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela atıyorum 280, şuradan bakalım bak. 280'den 299'a, 360'dan da 385'e çıkıyor diyelim. Şimdi ama şöyle bir şey arkadaşlar. 385 çarpı 3 olarak düşünün. O yüzden hani şu %19 artıyor, bu da %20 artıyor. Yani Dante çok abartılacak bir şey yok diyebilirsiniz ama şu 3 kere attığı için Yaymiko'nun ultisini on level yapmak inanılmaz fark ediyor. Hani aslında her seferinde mesela 17'den 42'ye işte böyle %20 %30 artıyor gibi düşünebilirsiniz ama her seferinde burada artan çarpı 3 kadar artıyor. Ulti 4 kere vurmuyor muydu? Hayır, ulti 3 kere. Ulti evet 4 kere vuruyor. Bir tanesi kendi skill damage'i, 3 tane de Thunderbolt. Ben bir şey denemek istiyorum. E8, ulti 6. Masoneri tersinden kalkmış ya. Oo, bir dakika. Hepsinin crit geçtiğini düşünecek olursak, İlki 60k vurdu. İkincisi 77k vurdu. Yani 77 77 77. Yani nereden baksan 300k vurdu. ...88... ...88... Wow. ...330... ...330... ...330... Güzel. Çok güzel. Yayının kanatları değiştirmiyorsun. Değiştireyim hemen. Bu arada KFC kanatlarım keşke olsaydı, Yaymiko'ya çok güzel giderdi ama bende o kanatlar yok. O yüzden Yaymiko'ya aynı kanatları takalım. Inazuma kanatları pek alakalı değil. Bu da değil. Bu güzel gibi ama bunu takamıyorum. Sadece PlayStation'a takabiliyorum. Bunu mu takalım? Bu iyi gibi değil mi? Bunu takalım. Değil mi? Bu güzel değil mi? Bu güzel. Tamam. Teması uyuyor. Bu beyaz olan Yaymiko'nun beyazına çok uymuyor. Bu iyi. Değil mi? Tamam. KFC kanadını almadığım için çok mutluyum. İyi ki almamışım. İyi ki almamışım KFC kanadını. Almadığım için çok mutluyum. Yani onu free vermeleri gerekiyordu. Mesela
Lost Ark'ta pet falan veriyorlar ya, 4 saat izliyorsun bedava pet veriyor Lost Ark'ta. Onun gibi olması lazımdı.